Vestel'le daha iyi bir seyir zevki Vestel'le olur. Neden olmasın? İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 10 Nisan 2024 günlerden çarşamba. Tabela tabii hepiniz bekliyorsunuz. Mutlaka bu akşam ana haberde bu adam bayramla ilgili bir şeyler söyler veya bayramla ilgili bir etiket bulmuştur. Öyledir diye. Aslında ona yakın bir şey bulduğumuz tabela. Ben bulmadım. Remzi buldu. Ben başka bir şey bulmuştum. Ama Remzi'nin bulduğu bence daha iyi oldu. Şimdi herkes birbirini arıyor ya, kimileri de aramaz. O işte çok beklersiniz bir telefon birilerinden, aramıyordur. Ama ondan sonra kendi kendinize şöyle dersin. Aman be arkadaş, aramazsan arama. Tabela, aramazsan arama. Şarkısı bile var, biliyorsunuz onu. Evet, geldik. Peki, devam ediyoruz. Neyle gidiyoruz? Günün sözü gelsin. Günün sözü bence önemli. Ve bize ışık gösterebilecek bir söz olduğunu düşünüyorum. Viktor Frankl söylemiş bunu. Önemli bir psikolog kendisi bildiğim kadarıyla. Artık bir durumu değiştirme imkanımız olmadığı zaman, kendimizi değiştirmek zorundayız demektir. Heh, çok önemli. Kendinizi de değiştirmiyorsanız o zaman gidin kendinizi uçurumdan aşağı atın demektir. Bitti. Yani değişim kaçınılmazdır. Değişmek önemlidir. Değiştirmek önemlidir. Yenilenmek önemlidir. Eğer kendinizi değiştirmek zorunda hissediyorsanız kendinizi de değiştirmek zorundasınız demektir. Ondan da korkmayınız diyor. Tabii insan bile, vücut bile yenili. Çok doğru bir tespitte bulundun Remzi. İnsanın vücudu bile yenileniyor. Devamlı olarak hücreler yapılıyor. Değişmemek, zamanın ruhuna aykırı bir olaydan bahsediyoruz. Ha, YouTube kapağı gelsin. O da şu. Biliyorsunuz İsrail ile ticareti kanıtlandı, belgelendi. İktidar kendi ağzıyla söyledi. İsrail ile ticarette bahaneler ve gerekçeler vardı bugün. Beyefendi Ömer Bolat, yakın zamanda görevden alınabilir kendisi, belki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Dün bir başlık atmıştık herhalde cevap vermek için. Jet yakıtı nerede kullanılıyor diye. Jet yakıtı nerede kullanıldığını açıkladı bugün. Ticaret Bakanı jet yakıtının nerede kullanıldığını açıkladı ama inanırsınız inanmazsınız. Onu da ekrana getireceğiz. Geldik YouTube'daki soruya. YouTube'daki sorumuz, bayramda neredesiniz dedik. Evdeyiz, memleketteyiz, denizdeyiz, Avrupa'dayız. İşteyiz diyenler de mutlaka vardır ama biz bu dört maddeyi koyduk. Ve geldik diğer soruya. X'teki soru bence rekor kırması gereken bir soru ve gerçekten düşünmemiz gereken bir soru. Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e sizce neden partinin başında kal, ayrılma dedi. Kendi geleceği için. Partiyi, İyi Parti'yi sıfırlamak için, Cumhur İttifakı'nın geleceği için, Meral Hanım'ı sevdiği için. 7202 kişi oyunu kullanmış durumda. Bu arada işte ne demek gerekiyor? İyi bayramlar demek gerekiyor değil mi? İyi bayramlar, Ramazan bayramını, Ramazan'ı bitirdik ve Ramazan bayramı bu şekilde birinci gününü kutluyoruz. Bildiğimiz şeker bayramı ama Ramazan bayramı ismiyle biliniyor. Ama işte çocuklara, küçüklere böyle geldikleri zaman şeker verilir ya, ismi de şeker bayramı olarak da anılan bir bayram. Ramazan bayramınız mübarek olsun diyorum sizlere. Önemli bir ayı geride bıraktık. Bundan 2 ay 10 gün sonra da Kurban Bayramı. Biliyorsunuz bunlar milli bayramlarımız bizim. Ve dini bayramlarımız bizim. Ve hem dini hem milli bayramları da iki bayram arasında bir 23 Nisan'ımız var, 19 Mayıs var. Daha sonra da Kurban Bayramımız var. Ve devam ediyoruz. Bugün işte maalesef bayram ağız tadıyla kutlanılması gereken bir şey değil mi? Keyifle, huzurla. Ama bir taraftan da işte bu ülkenin ulusal bütünlüğünü korumak, misak-ı milli sınırlarını koruyabilmek için ülkenin dört bir yanında görev yapan askerler var, polisler var. Onlardan biri de Hikmet Aslan'dı, uzman çavuş. Kuzey Irak'ta operasyonda maalesef şehit düştü. Memleketi Niğde'de toprağa verildi. Acı haber, Pençe Kilit operasyon bölgesinden geldi. Teröristlerin taciz ateşinde piyade uzman çavuş Hikmet Aslan şehit düştü. Şehidin cenazesi memleketi Niğde'de toprağa verildi. Bil alemin,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristler üs bölgesine taciz ateşi açtı. Piyade uzman çavuş Hikmet Aslan yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Hikmet Aslan şehit düştü. Şehidin Niğde'deki baba evine Türk bayrakları asıldı. 26 yaşındaki şehit piyade uzman çavuş, evli ve bir çocuk babasıydı. Şehit asker için bayramın ilk gününde memleketi Niğde'de tören düzenlendi. Kübra Aslan kucağındaki 1 yaşındaki kızıyla birlikte uğurladı şehit eşini. Ailesi veda etmek için uzun uzun şehidin tabutuna sarıldı, resmini öptü. Uzman çavuş Hikmet Aslan törenin ardından Niğde merkeze bağlı Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Biraz daha kenara alayım sizi. Biraz daha kenara alayım. Milli Savunma Bakanlığı şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız notuyla Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terörle mücadele vurgusu yapıldı. Allah rahmet eylesin. Şimdi bakınız, bayram evet, bayramlar geldiğinde mutlu oluyoruz. İşte bayram, huzurlu olalım diyoruz, keyifli olalım diyoruz. Ama bazı aileler var ki, onlar her bayram geldiğinde, evet, namaza gidenler veya namazdan sonra işte misafirleri kabul etmekten önce onlar başka bir yere gidiyorlar. Onlar nereye gidiyorlar derseniz, evet, kabristana gidiyorlar, şehitliklere gidiyorlar. Yani şehitlerin yakınlarından bahsediyorum size. İstanbul'da mesela Edirne Kapı. Türkiye'nin birçok yerinde böyle şehitlikler vardır. İşte her bayram günü anneler, babalar, eşler, kız kardeşler oraya gider. Dua okurlar ve ah keşke aramızda olsaydın derler o ay yıldızlı bayrağın gölgesinde. Onlardan biri bu baba öyle dedi. Arkada okuduğunuz gibi burası dedi bizim evimiz. Gittikçe daha çok özlem, daha çok. Daha diyecek çok söz var ama kelimeler biraz düğümleniyor. Kelimeler boğazda düğüm düğüm, söylenemeyenler, kurulamayan cümleler, sevgi sözleri nefes aldırmıyor. Günler, haftalar, aylar, hatta yıllar geçiyor ama acı hafiflemiyor, daha da derinleşiyor. Kaç bayram geçerse geçsin acılar hiçbir zaman dinmiyor. Ramazan bayramının ilk gününde de şehit aileleri Edirne Kapı Şehitliği'ne gelerek bu noktada kabirde evlatlarıyla bayramlaştı. Bunun tarifi yok, hüzünlüyüz. Bizim evimiz artık burası. Buradayız. Yani anlatacak bir şey yok. Kimilerine bayram hiç uğramıyor. Bazı evlerde, bazı yüreklerde bayram coşkusu olmuyor, olamıyor. Çünkü hiç sarılamayacakları, dokunamayacakları sevdiklerinden uzak olanlar için bayramın adı var, kendi yok. Şehit aileleri her bayram olduğu gibi şehitliklere koştu. Evlatlar babalarının mezarında ağladı. Bazıları babalarını bir kez olsun görmedi bile. Anne babalar da gencecik yaşta kaybettikleri evlatlarının soğuk mezar taşının başındaydı. Gurur gurur. Bak bunu... Ne suçu var bu vatan uğruna ya? Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bizimse rahat nefes almamız için, rahat hayat sürmemiz için ondan bu yana bu şehit kardeşimize kadar gelen. Gaziantep, Bursa, Tokat, Malatya, ülkenin her kentinde şehitler kabirlerinin başında anıldı, dualar edildi. Yıllar geçse de taze kalan acılarla gözyaşları döküldü. Şehitliklerde bu bayramda hüzün vardı. Oralar şehitlikti. Aileler oradaydı. Anneler, babalar, kardeşler, eşler. Bir de biliyorsunuz büyük bir acı yaşadık. Aşağı yukarı 6 Şubat. Yani 14 ay önceden bahsediyorum. Depremden bahsediyorum. Onun yaralarını hala sarmaya çalışıyoruz. Ve işte kentler yıkıldı, binalar gitti, yollar gitti. En önemlisi 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Resmi rakam bu. Ne kadar telaffuz edilen başka sayılar var. Bilmiyoruz ama. Çünkü şeffaf bir devlet olmadığı için, bir şeyleri açıklamaktan korktuğu için bizi yönetenler, biz sadece açıklanan olarak biliyoruz.
50 binden fazla insanımızı kaybettik. Ve oralarda da insanlar kabristanlara koştular. Ve onlardan biri işte o kabristanlardan birinin girişi Adana'daki yer. Çok doğru bir cümle kurulmuş orada. Asıl felaket acıları unutmaktır yazıyordu. Bir mezar taşında yazan yazı bu. Hatıralar da dal istiyor kuşlar gibi konacak. Yakınlarını kaybeden, toprağa veren depremzedeler hatıralarının peşinden koşuyor. Her bayram olduğu gibi yine kendilerini soğuk mezar taşına dokunurken, mezar başında ağlarken buluyor. Hiç ayrılmam dediğiniz insanlar bir anda sizden ayrılıp gidebiliyor. Bir varmış bir yokmuş, bir anlık, bir saniyelik bir olay. Bir vardı, bir yok oldu. Hayatlar 45 saniye içinde soldu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinde 53.537 kişi öldü. Hala enkaz altında kalan, bulunamayan cenazeler var. Bayram deprem bölgesine yine uğramadı. Mezarlıklarda havadan çekilen bu görüntü söze gerek bırakmadı. Hatay'da annelerin gözyaşları yağmura karıştı, olduğu yere çöktü, ağladı. Bir daha evlatlarına dokunamayacak olan anneler, babalar. Adana'da bir mezar taşında 3 isim var. İnci, Arda, Emre Erdem. Bir anne ile iki evladı koyun koyuna yatıyor. Mezar başında birinin yemenisi, diğerinin kazağı, en ufağının da oyuncakları duruyor. Onlardan geriye kalanlar. Torunum, gelinim, üçü aile gitti. Tarif edilecek bir acı değil. İnsan bir yaşında ölür mü? Deprem anne karnındaki bebeği bile aldı götürdü. Onların bir mezar taşı var. Üzerinde isimleri yazıyor. Evlatları, anne babaları, eş dost akrabaları, geride kalanlar başında dua ediyor. Mezarlıkların bu tarafı ise çok daha karanlık. Burası kimliği belirsizler adası. Bir yıl geçti. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ders alındı mı diye soran çok. Derslerin büyüğünü verense mezarlığın girişindeki bu yazı. Asıl felaket acıları unutmak. Bir arkadaşımız var, Güven Bey. YouTube'da yazmış. Bayramın tadı yok, yılların yorgunluğu var, mutlu olamıyoruz artık demiş. Onu dediğim, onu sorayım size. Şimdi Güven'in bu yazısını veya bu mesajını gördükten sonra bayramların tadı var mı? Eski bayramlar. Mesela ben kendi çocukluğumun bayramlarını hatırlıyorum. Ramazan bayramında, Kurban bayramında memlekete giderdik. Ne bileyim orada anneanne, dede hazırlanırdı. İşte yemekler yapılır günler öncesinden. Ne bileyim tatlılar yapılır, alışverişler yapılır. Mendil alınır, çorap alınır bu bayramda, Ramazan'da verilirdi. Adetler güzeldi. Sabahleyin kalkılır. İşte namaza götürürdü babam beni. Baba gitmeyeceğim falan. Kalk 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 filan derdi. Herhalde son gittiğim namazlarda onlardı. Bilmiyorum bayram namazı. Her neyse. Allah, hak yolunda, hak divanında bunun hesabını vereceğiz zaten. Ne yapalım? Ben de böyle bir Müslümanım işte. Her koyun kendi bacağından asılır. Yani ondan sonra böyle kahvaltı edilirdi birlikte. Sohbet olurdu. Ondan sonra çıkılırdı, gidilirdi. Ziyaretler yapılırdı. Eski bayramların tadı kaldı mı kalmadı mı? Araşmalar yapılırdı. Alolaşmalar yapılırdı filan. Anadolu'da hala daha vardır. O zamanlar şöyle telefonlar vardı. Durut, durut. Durut, hatırlıyorsunuz değil mi? Daha sonra tuşlar falan çıktı. Peki liderler birbirini aradı mı aramadı mı, ne oldu diye soracak olursanız evet. Kim kimi aradı diyeceksiniz. Özgür Özel Erdoğan'la konuştu. Daha sonra Özgür Özel aynı zamanda 16-17 parti liderini de aramış. Genel başkanları da aramış. Bayramlaşmışlar. Erdoğan herkesi aramadı. MHP liderini, İYİ Parti liderini, Vatan, Hüdapar ve DSP liderlerini aradı. MHP, İYİ, Vatan, Hüdapar ve DSP. Araya İYİ Parti girdi. Yani Gelecek Partisi, Deva ve Yeniden Refah'ı, evet, Yeniden Refah'ı aramadı. Dikkat ederseniz Fatih Erbakan'ı orada siyah beyaz yaptık. Aramaması da çok enteresan. Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Yani ülkenin devlet başkanından bahsediyoruz. Herkesi araması gerekiyor. Yani aramazsan arama demiştir bence Fatih Erbakan da veya Demliler de öyle demiştir. Cumhurbaşkanı aramıyor diye, aramadı diye. Ve gelelim İsmail Saymaz az önce bir tweet attı. Erdoğan'la
Özgür Özel arasında nasıl bir diyalog yaşanmış? İsmail'den öğreniyoruz. Şöyle diyor İsmail, CHP lideri Özel sabah Erdoğan'ı aradı ancak görüşemedi. Öğleden sonra Erdoğan Özel'e döndü. Birbirlerinin bayramını kutladılar. Özel, diyalog kanalının açık olması fayda sağlar dedi. Güzel. Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar dedi. Erdoğan, Özel'in geçirdiği operasyonları sorup geçmiş olsun dedi. Görüşme 5 dakika sürdü. Bak, çok güzel bir şey bu ya. Bu harika bir şey var ya. Yani görmediğimiz bir şey. Diyalog kanallarının açık olması, hal hatır sormak, bayramlaşmak, iyi misin, kötü müsün? İlla birilerinin seçim kazanıp seçim kazanmamasıyla alakalı bir durum değil. Yani sizler gerildiğiniz zaman bizler haydi haydi geriliyoruz. Sizler üslupsuz konuştuğunuz zaman vatandaş üslubunu zaten kaybediyor. Bu güzel bir olay. İsmail Saymaz'ı da tebrik ediyorum. Neler yaşandığını en azından onun sayesinde öğrenmiş olduk. Gelelim bir tweet okuyayım, ardından devam edelim. Aramazsan arama. Önce geçim sıkıntısı, sonra pandemi. Şimdi yalnız geçen bayramlar. Aramazsan arama. Fakat yalnızlık Allah'a mahsus değil mi demiş. Evet, aynen öyle. İnsan eş dost arıyor yanında, önemli. Hemen İsrail bloğuna geçeceğiz şimdi. Ama İsrail bloğunda sadece 1,5 saat önce gelen bir haberdi bu. Biliyorsunuz İsmail Haniye önemli bir isim. Önemli bir isim ve Hamas dediğinizde siyasi büro şefi olarak önemli 3 adamından bir tanesinden bahsediyoruz İsmail Haniye'ye. Ve İsrail uçakları Gazze'ye taarruz düzenledi, saldırı düzenledi. 3 oğlu İsmail Haniye'nin öldürüldü. İsrail 6 aydan uzun bir süredir Gazze'yi hedef almaya devam ediyor. Saldırılarda Hamas'ın Salih Aruri dahil pek çok üst düzey ismi öldürüldü. Son haberse Hamas lideri Haniye'nin ailesinden geldi. Filistin basını İsrail'in Gazze'deki Şati kampına düzenlediği saldırıda Hamas lideri Haniye'nin 3 oğlunun öldürüldüğünü duyurdu. Habere göre kampa hedef alan saldırıda Haniye'nin torunları ve akrabaları da hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Hamas lideri saldırının ardından Arap basınına konuştu. Oğulları ve torunlarının bayram ziyareti için kampı ziyaret ettiklerini söyledi. Savaşın başından bu yana ailesinden 60 kişiyi kaybettiğini de belirtti. İsrail'dense henüz bir açıklama yok. Haniye, İsrail için cani düşman ifadesini kullandı. Tel Aviv yönetimini uluslararası hukuka uymamakla suçladı. Ancak yine de ateşkes umudunu korudu. Oğullarımın öldürülmesi Hamas'ın ateşkes taleplerini etkilemeyecek açıklamasını yaptı. Gelen mesajlarda işteyiz diyenler de var. Haklısınız. YouTube'da koymuş olduğumuz o ankette bayramda neredesiniz diye bir soru sorduk. Evdeyiz, memleketteyiz, denizdeyiz, Avrupa'dayız diye. İşteyiz diye de bir şık olabilirdi ama maalesef 4 şık alabiliyor. Sizler işte olanlar da işteyiz diyebilirler. İşte bugün ben, işte Erdost, Gökhan, Fatih, orada Onursal, Reji, bizim haber merkezinin de bir kısmı izinde, bir kısmı da bayram izinde, bir kısmı da çalışıyor. Deprem bölgesinden geldim Fatih Bey demiş. Değişen hiçbir şey yok demiş Timur Bey gönderdiği mesajda. Devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz iktidar bu savaş 6-7 aydır devam ediyor. Ve iktidar ticaret, İsrail'le ticareti kesmedi. Devam ettirdi. İşte bunun belgesini ortaya koyan gazeteciler vardı, bunu söyleyen, belgesini ortaya koyan siyasetçiler vardı, Ahmet Davutoğlu gibi hep tukaka dediler. Sen yalancısın dediler. Sen doğru konuşmuyorsun, sen provokasyon yapıyorsun dediler. Ve çok enteresandır, işte yalanı söylersiniz, daha sonra da ayaklarınız dolanıverir. Onun gibi bir şey. Ticaret Bakanlığı en sonunda, Ömer Bolat diye biri var başında, açıklama yapmak zorunda kaldı ve 54 kalemde kısıtlama getirildi İsrail'e gönderilecekler arasında. Yasak değil, kısıtlamadan bahsediyoruz. Şimdi o 50. maddede uçak yakıtı var, jet yakıtı. Dün burada sormuştum, bu jet yakıtı nerede kullanılıyor diye. Bunlar İsrail uçaklarına, jet uçaklarına, savaş uçaklarına konuyor olabilir mi diye. Beyefendiden bir açıklama geldi. Sanki her şeyi Türkiye'de çok iyi kontrol ederiz ya. Sanki gitmiş İsrail'i kontrol ediyormuş gibi konuşuyor. Dedi hayır dedi, savaş uçaklarında onlar kullanılmıyor dedi. Onlar dedi turistik uçaklarda kullanılıyor.
Türkiye'den İsrail'e askeri uçaklara jet yakıtı satılıyormuş gibi bir iftira ile açıklama yapanları üzülerek gördük. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık iki hafta içinde gelen iki farklı açıklamayla gündemde. Önce Türkiye, İsrail'e ticaret konusunda sıkıştırılmak isteniyor. Sonra çok cüzi miktarda ürün ihracatı dedi. Türkiye'nin sürekli olarak İsrail'le ticaret vesaire suçlamaları ile sıkıştırılmak istenmesi, terör örgütlerinin fake hesaplarıyla yapılan sıkıştırmalar ve itibarsızlaştırma çalışmaları. Bir kamu şirketinden çok çok cüzi miktarda dünyaya ihracatı olan bir kamu şirketinden yapılan ürün ihracatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini suçlama arayışında olmak sadece bühtandır. Siyasi partilerden gelen açıklamalar, birbirini izleyen İsrail'e ticarete son verilmesi için yapılan protestolar, tepkiler çığ gibi büyüdükçe Ticaret Bakanlığı geri adım attı. Bakanlık, İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edene ve Gazze şeridine insani yardım akışına izin verinceye kadar ihracat kısıtlamasının yürürlükte kalacağını duyurdu. Zaman zaman kamuoyuna bilgi kirliliği olarak atılan yalan yanlış haberlerin birçoğu kaynağının biz İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Dikenli tel ve diğer ihracat ürünleri derken son olarak İsrail'e Türkiye'den jet yakıtı ihracatına dair açıklama da geldi. Bir jet yakıtı tartışması açıldı. Evet. Türkiye'den İsrail'e askeri uçaklara jet yakıtı satılıyormuş gibi bir iftira ile açıklama yapanları üzülerek gördük. Bu bir iftira ve bühtandır. Bu uçak benzini kime satılmış? Türkiye'de iki tane akaryakıt şirketi vermek durumunda kalmış. Kime veriyor? Türkiye'ye 800 bin İsrailli turist geldi. 7 Ekim'deki hadiselerden sonra turist gelmedi. Birkaç ay önce bu uçuşlar da iptal edildi. Sadece Bakan Bolat değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin İsrail'e savaş uçaklarının kullandığı jet yakıtı ihracatına da yalanlama geldi. Ömer Bey, ben size neden inanayım? Size neden inanayım? Yani size inanmam için bir sebep yok. Çünkü yalan söylüyorsunuz. Çünkü çıktınız seçimlerden önce, yine TRT'ydi zannedersem, orada işte gayet rahat bir şekilde yoktur böyle bir şey, yoktur. Ben size neden inanayım? Çünkü doğru konuşmuyorsunuz. Ha, jet yakıtının nerede kullanıldığını tabii ki bilemem ben. Soru soruyorum. Ama siz de bilemezsiniz beyefendicim ya. Ha, siz de bilemezsiniz. Yani yok işte sivil uçaklarda, turistik uçaklarda filan. Ülkede zaten bir şeye doğru dürüst hakim değiliz bir şeylere. Hakim misiniz? Sistem var mı ülkemizde? Her şeyi kontrol edebiliyor musunuz? Hayır. Gidip İsrail'in o jet yakıtını nerede kullandığını mı kontrol edebileceksiniz? Yapmayın Allah aşkına. Güldürmeyin beni. Hadi jet yakıtını oraya bırakalım. Kenarda dursun. Çimento, demir çelik, köprü, tel. Onlara ne diyorsunuz peki? Bir açıklamanız var mı onlara? Çok merak ediyorum. Şimdi... jet yakıtı demişken şimdi nereye gidiyoruz? Tamam geldik. Şimdi bu jet yakıtı olayı tarafları karşı karşıya getirdi. Kimle kimi karşı karşıya getireceksiniz? Bir Erdoğan ailesinin dünürü var ya, Bayraktar değil mi? Bayraktar, evet. Haluk Bayraktar abi. Diğer tarafta İBB'yi karşı karşıya getirdi. Ve ikisi mahkemelik oluyor. Agriculture purposes. There is a wide use of... Baykar'la İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında İsrail krizi çıktı. Haluk Bayraktar, İBB personeli olduğunu düşündüğü bir kişinin mesajını Ekrem İmamoğlu'na mal etti. Milletimiz de Gazeliler de duruşumuzu iyi bilir. İsrail'e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak, İBB Başkanı'nın kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Tartışma Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e getirdiği ihracat kısıtlamasıyla başladı. Sosyal medyada Evren Barış Yavuz isimli bir kişi Bayraktar ailesinin fotoğrafını paylaşarak jet yakıtı satmışlar yorumunu yaptı. Haluk Bayraktar, Evren Barış Yavuz'un İstanbul Planlama Ajansı'nda çalıştığını öne sürdü, İmamoğlu'nu hedef aldı. Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim. İBB Bayraktar'a hukuku ve sandığı hatırlatarak cevap verdi. Haluk Bayraktar'ın İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yalan ve iftiralara yer verdiği görülmüştür.
Bu asılsız iddialardan dolayı hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir. Jet yakıtı mesajını paylaşan Evren Barış Yavuz isimli X hesabı kapatıldı. Bugün bülten karşılıklı böyle ana haber atışmalar var. Şimdi onlardan bir tanesini izlediniz. Az sonra karşılıklı atışmalar devam edecek ama gelen mesajlardan neler gönderiliyor ben bir kez daha sayayım size. 54 kalem vardı. Hani şimdi beyefendi diyor ya Ömer Bey işte jet yakıtın diyor buraya işte turistler geliyor İsrail'li. Onların uçaklarını biz burada koyuyoruz. Onlar turistik amaçlı. Yani inanırsınız inan. Ben inanmıyorum beyefendi onu söyleyeyim. Şimdi neler var başka içinde? Mesela boya, çimento. Mesela Ömer Bey çimentoya ne diyeceksiniz acaba çok merak ediyorum. Ya işte uçaklar buraya geliyordu da uçağın tekerinin içerisine biz patlamasın diye çimento falan koyuyoruz sağlamlaştırıyoruz falan gibilerine belki yapabilir. Ya, abuk bir örnek oldu ama öyle bir örnek. Çelik köprü aksamı, beton mikser, demir çelik, halat ve kablolar, inşaat demiri, inşaat makineleri, kimyasal gübre, makineler, uçak benzini ve jet. Bunlar işte bunları gönderiyoruz biz. Ama arkadaş... Neden vazgeçemiyorsun İsrail'le sorusunun cevabını hala da alamadım. Birçok insan da almak istiyor ama maalesef aramıyor. Peki alamıyor. Şimdi gelelim liderlerin mesajları nelerdi? Liderler bayram mesajlarını verdi. Verirken içerisinde o mesajların içerisinde İsrail'le de ilgili mesajlar vardı. Özellikle de yapılan ticaretle de ilgili mesajlar vardı. Erdoğan iftiracılar dedi. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz. İsrail'le ticaretin tartışıldığı şu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da muhalefete eleştiri vardı. Erdoğan Gazze'ye yapılan yardımların altını çizdi. En fazla yardımda bulunan ikinci ülkeyiz dedi. Türkiye, Gazze'deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz toplam 45 bin tonluk insani yardımla ülkemiz dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da siyasilerden mesajlar ardı ardı geldi. Ortak nokta Filistin'di. Başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada çatışmaların sürdüğü, gözyaşının sürdüğü her yere bir an önce barış çağrımızı tekrarlıyoruz. Cenab-ı Allah başta Gazze olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların, zulme uğrayanların kurtuluşuna vesile eylesin. Liderlerin mesajlarında İsrail'le ticaret de yerini aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı. Bu senede Ramazan bayramımızı kutlarken sözler boğazımızda düğümleniyor, yüreğimiz kan ağlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ticaret kısıtlamaları ise devede kulak misalinde. 7 aydır süren soykırım devam ederken neden bugün açıkladığınız kısıtlamaları açıklamadınız? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayram videosu paylaştı. Filistin'de yaşananlara dikkat çekti. Hep birlikte Gazze için birlik vakti diyerek idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından bugün Ramazan bayramımıza kavuştuk. Gazze için ettiğimiz dualara meydanlarda İsrail'de ticaret Filistin'e ihanet ifadesiyle gayretimizi ekledik. Mücadelemiz maalesef şimdilik bir sonuca ulaşmış gözükmüyor. Mesajlar bu şekildeydi. Erdoğan bu arada kendi partilerine de, partililerine de seslendi. Mesajları içerisinde dedi, biz dedi bu 31 Mart seçiminin sonuçlarını tüm boyutlarıyla, tüm boyutlarıyla kendi cümlesi o, okuyoruz dedi. Yeise kapılmayın yani umutsuz olmayın diyor. Umutsuzluğa kapılmayın. Bir de tefrikaya düşmeyin dedi. Tefrikaya düşmemek de baktım neymiş diye. Ben anlamıyorum çünkü bu eski sözcüklerden. Böyle sadeleşmiş benim anlayacağım şekilde girip baktım. Tefrika ne demek diye Google amca verdi zaten karşılığını bana. Birbirinize düşmeyin, kavga etmeyin, birbirinizin kuyusunu kazmayın demek istedi diyordu. Yani gördüğümüz kadarıyla AK Parti içerisinde gerçekten farklı farklı gruplar bu seçimin yenilgisiyle birlikte ortaya çıkmaya ve konuşmaya başladılar.
Medya da öyle, yandaş medyası da öyle. Birazdan bir iki örnek veririm tekrar size. Ama öncesinde hani dedim ya size, bugün bülten içerisinde karşılıklı atışmalar çok fazla diye. İşte onlardan bir tanesi geliyor. Ha, ikincisi geliyor. Şimdi önce dünü bir hatırlatayım size. Devlet Bahçeli yani bir bayram gününde böyle bir mesaja niçin gerek vardır bilemiyorum tabii ki. Var kafasında başka bir şey. Bir bayram mesajı paylaştı. Türk mesela o cümlelerden bir tanesinde Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır dedi. Yani hatta dün sorusunu da sormuştum. Şunu demek istiyor. Yani sen kazandığın belediyelere güvenme. Gerekirse biz onun elinden alabiliriz demek istiyordu aslında. Mesaj şu. Yani millete bir tehdit vardı. Milli iradeye de bir tehdit vardı. Özgür Özel'e Manisa'da bu soru soruldu. Özgür Özel akıllıca cevap verdi aslında. Zekice cevap verdi. Tehdide karşı nezaketli bir cümle kurdu. Şimdi bir kez temel prensip olarak bayramı bayram gibi yaşamak lazım. O yüzden Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bayram arifesinin ruhuna uygun bulmadım. Oldukça sert buldum. Seçim bitti, siyaset bayram molası verdi derken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajıyla siyasi polemikler devam etti. Bahçeli'nin Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır sözlerine CHP lideri Özel Manisa'dan yanıt verdi. Tarihimizin her döneminde devletle milletin kaderi bir ve aynıdır. Cam tavanı kırdık diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı. Rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Kurtuluş Savaşı hani dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur. Bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği Kurtuluş Savaşı ile kurulmuştur. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Özel'in açıklamalarına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan tepki geldi. Büyükataman, yakın zamanda gençler darbe yaparsa teslim olurum sözleriyle demokrasimizi hedef alarak eli kanlı darbecilere göz kırpan Özgür Özel, Genel Başkanımız Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak yine ufak hesapların peşine düşmüştür dedi. MHP lideri Bahçeli bayram sabahında genel bir siyaset değerlendirmesi de yaptı ama televizyon kanallarına da bir mesajı vardı. Televizyonları çok yakinen takip ediyoruz. Değerli basın mensupları önemli yorumlar getiriyor. Fakat bu yorumların hepsi yerelleşme, cepheleşme ve ayrışmaya yönelik söylemlerle devam ediyor. Buna da son vermek lazımdır. Evet, üstüme alınmadım. Ben üstüme alınmadım. Kim cepheleştirme, kim ayrıştırma, kim işte bloklaştırma yapıyorsa. Ama takip ediliyoruz. Bu önemli. Bence önemli. Şimdi bakın, yani Devlet Bey'in kurduğu cümle var ya, Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. O cümleyi, benzer cümleyi ben kursam, şöyle desem. Ya Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır, Türkiye Cumhuriyeti sandıkla kazanılmamıştır desem, ertesi gün veya aynı haber bülteninin sonunda kapıda iki tane polis belirir, tamam mı? Ha bir dakika Fatih Bey gelir misiniz der, gelirim ben program bittikten sonra. Bizimle lütfen bir gelir misiniz der, gözaltı kararı, ben Silivri'deyim veya başka Edirne'deyim, başka bir yerdeyim. Devlet Bahçeli'den başka biri bu cümleyi kursa bugün burada olmaz. İnanın bana, savcıya gidip ifade veriyordur. O anda ifade alınır, ifadesi alınır. Yani bu aslında milli iradeye de yapılan bir saygısızca kurulmuş bir cümle olarak görüyorum. Bir tehdit olarak görüyorum. Yani ben kursam, Erdost kursa veya Onursal kursa bizi alırlar götürürler. Bu kadar net. Şimdi geldik. Ha bu arada bayram mesajlarınızı lütfen atın. Bayram mesajları önemli. Ha, peki diyeceksiniz Bahçeli bunu neden kurdu? Ver moral haritasını. Ver moral haritasını. Bak moral haritasını devamlı getireceğiz. Sayın Bahçeli işte bu yüzden kurdu o cümleyi. Yani şu görüntü Sayın Bahçeli'yi bence rahatsız ediyor. Yani çünkü ülkede bir yönetimsel denge sağlandı. Bence bu çok önemliydi bizim gibi ülkelerde. Artık her tarafta sarı yok veya çoğu yerde sarı yok. Bu şekilde paylaşılmış oldu bir şeyler ve ben bu moral haritasını gördükçe umudum yeşeriyor. Geleceğe bakışım değişiyor ve iktidarın, Erdoğan iktidarının bazı adımları atarken bundan sonra sorgulayarak
ya da ya bu adımı atalım mı atmayalım mı gibi kendisini hesaba çekeceğini düşünüyorum. İyi oldu. Seçimin sonucu bu bakımdan bence iyi oldu. Yani bu seçimden sonra peki ne oldu diyeceksiniz Devlet Bahçeli için. Valla bence birilerine karşı sevgisi kabardı. Kime? İşte geçmişten bir arşiv fotoğrafıyla bu haberi anlatalım dedik size. Meral Akşener'e. Ve çok enteresandır, bu soruyu soracağız. Hangi soruyu diyecek olursanız, Devlet Bey şöyle dedi bugün. Meral Hanım dedi, partisinin başından ayrılmamalı, partisinin başında olmalı dedi. Biz de o soruyu soruyoruz. Akşener sevgisi neden kabardı? Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında Türkiye'nin etrafında kenetlenerek çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Seçime özü başımıza gireceğiz diyen Akşener istediği sonucu alamadı. Partisini kongreye götürme kararı aldı. Akşener genel başkan adayı olmayacağını duyurdu. Ancak bu duruma karşı çıkan bir parti lideri var. Geçmişte birlikte yol yürüdüğü Devlet Bahçeli. Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu 27 Nisan'da zannediyorum bir olağanüstü kongreleri olacak. Bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Bahçeli'nin açıklamaları geçmiş dönemde Akşener'e yaptığı çağrıları da akıllara getirdi. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki dön evine bitsin bu çile. Zaman zaman Akşener'e seslendi, birlikte fotoğraf verdi. Daha önce evine dön çağrısına olumlu yanıt alamayan Bahçeli'den bu kez partinin başında kal mesajı geldi. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Bahçeli, Akşener dışında İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday olanlara da karşı. Şimdi önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bu adaylar onlara gelen tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Çok önemli gelişmeler var siyasette seçimden sonra. Baksanıza şimdi Meral Akşener... Ben dedi olmayacağım dedi ama Meral Akşener ben olacağını hala daha düşünüyorum, tamam mı? Ardından Devlet Bahçeli'nin bugün bu sözleri. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı İyi Parti liderini arıyor. Meral Akşener'i arıyor. Yani bunlar önemli gelişmeler. Amaç Meral Akşener'i sanki o pozisyonda tutmak gibi İyi Parti lideri'ne gelir. Siz bakmayın bu siyasilerin söylediğine. Bakın siz eğer Meral Hanım'la devam edecek, eski kadrolarla devam edecek olursanız, değişmeyecek ve yenilenmeyecek olursanız siz zaten tabela partisi olacaksınız. Yani bir değişime ihtiyaç var. Zaten sizin öyle olmanızı istiyorlar. Devlet Bahçeli Meral Hanım'ı sevmiyor ki. Siyaseten sevmiyor, onu rakip olarak görüyor. Kara kaşı kara gözü için değil. Çünkü Meral Akşener o koltukta olduğu müddetçe artık İyi Parti'nin toparlanması mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl o koltukta olmasını istiyorsa Erdoğan ve Devlet Bahçeli bundan 6 ay önce veya 5 ay önce aynı gerekçeyle Meral Akşener'in de o koltukta oturmasını istiyorlar. Umarım bu yanılgıya düşmezsiniz, bu değişimi gerçekleştirirsiniz. Çünkü Türkiye'nin merkez sağda bir partiye, kuvvetli bir partiye ihtiyacı var. Bunu yapabilecek irade var sizde. Yapabilirsiniz ama hala da benim soru işaretim var Meral Akşener'le ilgili. Meral Akşener'le ilgili bir iddia geldi. Kimden geldi diyecekseniz Aytun Bey'den, Aytun Çıray'dan geldi ama bomba bir iddiaydı. İçerideki doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Zamanla tabii tarih elimizde bilgi ve belgeleri artıracaktır. Sonuç itibariyle Meral Hanım'ın uyguladığı siyasetler bana göre neye yaramıştır? Her defasında Tayyip Bey'in işine yaramıştır. CHP ve İYİ Parti 2019'da ittifak kurdu. Büyük şehirlerde başarı sağladı. Ardından altılı masada yer aldı İYİ Parti. Akşener masadan kalktı, masaya döndü derken en çok konuşulan liderlerin başındaydı. Ben masadan kalktım oturdum, İYİ Parti 7-8 puan kaybetti dedi. Eğer bir plan varsa onun önemli parçası olarak görüyorum. Sayın Meral Akşener bir canlı bomba gibi
sadece kendi pimini değil aynı zamanda Millet İttifakı'nın pimini çekmiş oldu. Partiyle yolunu ayıran Aytun Çıray, İyi Parti'nin önemli isimlerindendi. Ciddi bir iddiada bulundu. Akşener, Erdoğan'la dirsek temasındaydı dedi. Kazanacak aday, başbakanlık iddia, bütün bunları arka arkaya koyduğumuzda bütün bu siyasetler Tayyip Bey'le bir dirsek teması olduğunu bana düşündürüyor doğrusu. Çıray, Cumhurbaşkanı'nın İyi Parti'nin içine elini soktuğunu düşünüyorum dedi. Benim analizlerime göre 2019 seçimlerinden başarıyla çıkılması üzerine Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı'nın İyi Parti'nin içine elini soktuğunu düşünüyorum. Siyaset bayram sonrasında çok hareketli olacak. Özellikle İyi Parti. Ondan sonra zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretleri var. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, yeniden yapılanmalar, yeni ittifak arayışları veya yeni işbirliği. Belki sistemin değiştirilmesi bile söz konusu olacaktır. Ha, tabii ki AK Parti'de değişim. Esas onu bekleyin siz bayram sonrasında. Çünkü birilerinden hesap sorulması gerekiyor. Erdoğan'ın mesajları içerisinde zaten tüm mesajları tüm boyutlarıyla okuyoruz. Lütfen birbirinize düşmeyin, birbirinizle kavga etmeyin. Bir neşter atacak Erdoğan. Bayram mesajları atınız dedim, sizlerin okuyayım. Mesela Ahmet Bey, Ahmet Tekçiğer göndermiş, diyor ki 1970'li yıllarda anneannemin bayram menüsü kuru fasulye, pilav, turşu ve zerde. Sizin bayram sabahı menü neydi? Onu sorayım o zaman. Hadi yazın, yazarsanız ben de hem Twitter'dan hem de YouTube'dan okuyayım. Sevdiğim bir abim var, Ersoy abi. İzmir'den, Bayındır'dan. O da demiş, kardeşim şahsında tüm Sözcü TV ailesinin ve tüm Türkiye'nin ve İslam dünyasının bayramını kutlarım demiş. Teşekkürler Ersoy abi, sağ ol. Sizler de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ne diyorduk, hani o moral haritası vardı ya. Ver bir daha moral haritasını ya. Allah kabak tadı verdi ama sen ver, güzel olsun ya. Seviniyoruz, ne yapayım abi. Bak güzelliğe bak ya. Vallahi güzel oldu ya, çok güzel oldu. Güzel. Ama birilerinin hoşuna gitmiyor. Benim hoşuma gidiyor. Hak ettim. Hak ettim gerçekten Remzi, hak ettim ya. Yani 2010 senesinden beri kardeşim ya, düşünsene. Her neyse biraz böyle tebessüm edelim bayramda, ihtiyacımız var. Şimdi orada İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbul'un da bir ilçesi var. İstanbul'un ilçesi Tuzla. Önemli bir ilçeydi. Tuzla'nın eski başkanıyla İmamoğlu devamlı kavga ederdi. Sözü böyle, hatta birbirlerini davalık ettiler falan. Şimdi Tuzla el değiştirdi. CHP'li gencecik bir adamın elinde, başkanın elinde. Çok enteresan bir şey söyledi bugün, cümle kurdu. Kamera kayıtları var belediyenin. Eren Ali Bingöl. Evet, Eren Ali Bingöl. Ve giden başkan, artık nedendir bilmiyorum. O görüntülerde neler var onu da bilmiyorum. Kamera kayıtlarının hepsini belediyede sildirmiş. Birilerinin kötü niyetlerine ekmeğine yağ sürmeyin. Tuzla'ya buradan mesaj veriyorum. Derhal arkadaşımın mazbatasını verin. Derhal. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alır almaz böyle uyarmıştı. O uyarının hedefindeki Tuzla Belediyesi'nin güvenlik kameralarının kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Yerel seçimlerde İstanbul'da AKP hezimete uğradı. İmamoğlu Murat Kurum'a 11 puan fark atarken Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 26 belediye kazandı. Kazandı ama Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp Sultan, Gazi Osmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Silivri, Tuzla ve Üsküdar AKP'den CHP'ye geçti. Bazı ilçelerde açık farka rağmen itirazlar yapılırken mazbataların verilmesi gecikti. Mazbatasını geç teslim alan belediye başkanlarından biri de CHP'li Eren Ali Bingöl. 4 Nisan'da mazbatasını alabilen Bingöl, Tuzla Belediyesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerinin 3 Nisan'da silinmiş olduğunu söyledi. Güvenlik kameraları noktasında güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Başkan Bingöl, geçmişe yönelik kamera kayıtlarını bulamadıklarını açıkladı. Bir teftiş kurulu bu konuda rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak elbette. Benzer bir olay da yine AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nde yaşandı. Belediyeye ait bilgisayarlar belediyeden toplandı. Sadece muhalefete geçenlerde değil, Cumhur İttifakı ortakları arasında da belediye borçları ifşaya konu oldu. Afyonkarahisar Bolvadi'nin yeni belediye başkanı MHP'li Derviş Aynacı, AKP döneminden kalan borçların listesini astı. Belediye kasasında 0 lira kaldığı belirtilen pankartta 424 milyon lirada borç olduğu ifade edildi.
eski başkan Sadi Bey'in de buna cevap vermesi gerekiyor. Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'nın video kamera görüntüsü neden silinsin? Müstehcen bir şeyler mi var içinde yani? Ne olabilir ki, bir gelenler çıkanlar, başka ne olabilir? Ha? Ama içinden bir şeyler ayıklanmış olabilir Sadi Bey. Bu iddiaya cevap vermeniz gerekiyor. Zan altındasınız. Şimdi vermeseniz bile mahkemede vereceksiniz. O zaman duyacağız ama bilmek isteriz. Dedim ya size, sabah kahvaltısında veya bayramın ilk günü her evde güzeldir çünkü biliyorsunuz ne vardı menüde diye. Nesin demiş ki küçükten beri her zaman bayramın ilk günü sucuk yapılır bizde demiş. Aramazsan arama diye de eklemiş. Okan, bakın Okan Karabük'ten, hem Karabük'e de selam gönderelim. Sabah kahvaltısı nasıl? Kuymak, sucuk, patates kızartması, çay, reçel, peynir, zeytin. Çok güzel, afiyet olsun. Bu şekilde bize lütfen yazarsanız sevinirim. En azından sizlerin de katkısı oluyor haberim. Ve birkaç gündür size böyle güneyde yaşanan şeyleri, koyların nasıl talan edildiğini veriyoruz. Maviliklerin, güzel yerlerin, çevrenin, börtü böceğin nasıl talan edildiğini veriyoruz sizlere. Şimdi yine aynı bölgedeyiz. Bodrum içmelerdeyiz bu sefer. Şimdi oralardayız. Şimdi orada da maalesef o güzelim yerlerde de orman gelecek bu sefer gözünüzün önüne. Bir orman getirin ve ormanı da betona boğmak için hazırlık yapıyorlar. Bodrum'un el değmemiş son yeri de tehdit altında. Bakanlık 4800 futbol sahası büyüklüğündeki bu ormanlık alanda otel ve tatil köyü yapılması için ilana çıktı. Eğer biz bunu yapmaz da inşaata devam edersek yani Bodrum diye bir şey kalmaz. Alabildiğine yeşil, Bodrum'un en az el değmiş kıyıları, Bodrum içmelerle yayla çiftliği arasında hazine arazilerine 7 tesis yapılacak. 3575 yatak kapasiteli oteller için yollar açılmaya başlandı bile. Bodrum buna hiç hazır değil. Ya Bodrum orayla gelecek olan ne nüfus ne trafik yoğunluğuna hazır değil. Kıyılar ve koylar da tehdit altında. Halkın denize girebileceği alan yok denecek kadar az. Kaçak iskeleler, deniz doldurmalar ve şezlong işgalleri. Dışarıdan herhangi bir malzemenin ondan sonra kıyıya ondan sonra dökülmesi tamamen yasaktır. Aynı şekilde kıyı kenar çizgisini bozacak şekilde müdahaleler, dışarıdan gelen malzemeyle doldurmak ve aynı zamanda oradaki yapıyı, kıyı alanı yapısını bozmak aynı şekilde yasaktır. Kayalık olmadığı sürece kumsal alanlarda, kumul alanlarda iskeleme yapımı yasaktır. Yani dolayısıyla bu kanunlar uyulsa zaten problem yok. Oraya şezlonglar atıyorlar. Şezlonglardan paralar alıyorlar. Herkes biliyor bunu. Denize girmek çok pahalı. Ya parayla denize girilir mi ya? Issız koy kalmadı. Kıyıdaki işgaller böyle giderse Bodrum'da denize girilecek yer kalmayacak. Yine gelen mesajlarda Şanlıurfa'dan var bir tane. Şanlıurfa rast geldi ailesi olarak. Sürekli sizleri çok seviyoruz. Bayram menümüzde üzlemeli pilav ve zerde vardı. Zerde tatlı. Ben de bir baktım şöyle, bir gözümün önüne geldi de nedir diye. Zerde Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Edirne ve Karaman yörelerine ait geleneksel bir tatlı. Pirinçle su pişirilerek ve içine kızamık şekeri ve karanfil atılarak hazırlanır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir. Özellikle işkembecilerde, işkembe çorbacılarda o görürsünüz, sarı sarı bir kasenin içerisindedir. Ana haberde her şey var bizde. Siyaset, yemek tarifi, aklınıza gelecek her şey var bizim ana haberimizde. Ekonomi de var tabii. Ekonomi demişken, Mehmet Şimşek'siz bir ekonomiyi asla pas geçemem. Düşünemiyorum bile. Ve şimdi tabii 2 trilyonun üstünde açık var. Ozan Bingöl demişti, 2.6 trilyon falan bir açığımız var bizim. Bu açığı kapatmak gerekiyor. Seçim ekonomisi de uygulanmaya çalışıldı. Ve beyefendi şimdi alacakların peşine düştü. Sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etmesi ihtimali yüksektir. Kira gelirini beyan etmeyene pişmanlık var, ceza yok dedi. Yol gösterdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ama uzmanlar Şimşek'in aksini söyledi. Yani ceza var. Hükümet yerel seçimlerin hemen ardından düğmeye bastı. Hem KDV usulsüzlüklerinin tespitinde hem de kira gelirinde alacakların peşine düştü.
Daha önce kira gelirini beyan etmeyenlere birçok kez uyarıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şimdi de pişmanlık için çağrı yaptı. 5 Nisan'a kadar kira geliri elde ettiği halde kira gelirlerini beyan etmemiş olanlara beyanname vermeyen mükellefler tespit edildi. Gelin pişmanlıkla beyan edin. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor dedi. Ancak vergi uzmanı Murat Batı'ya göre Şimşek'in yok dediği ceza aslında var. 5 Nisan'a kadar kira gelirini beyan etmeyen vergi mükellefleri pişmanlıkla beyannamede bulunsa bile hem vergi cezası hem de pişmanlık zammı alacak. Verginin aslı usulsüzlük cezasının üzerine hesaplanan vergi üzerinden bir de aylık %3,5 pişmanlık zammı ödeyecek. Kira gelirini beyan etmeyenler pişmanlıkla beyanname verdiklerinde sadece vergi ziyağı cezasından muaf olacak. Ayrıca 15 gün içinde ödeme şartı da var. Kira gelirinde pişmanlık dilekçesine başvuracak kişiler beyanname verdikten sonra ödeme süresi geçmiş vergileri pişmanlık zammı ile birlikte 15 gün içinde ödemek zorunda olacak. Uzmanlar Şimşek'in bu şekilde çağrıda bulunarak insanları korkutmadan vergi ödemeye teşvik etmeye çalıştığını söylüyor. Bir soru sordum YouTube'da. O soru da bayramda neredesiniz? İşte şıklar evdeyiz, memleketteyiz, denizdeyiz, Avrupa'dayız. Tabii ki çok çalışan da var. Özellikle de emekliler arasında. Çalışmasanız ne yapardınız mesela? Ne yapmak isterdiniz? Çalışmasam param olsaydı şu anda tatile giderdim. Biz bırak tatil yapmayı. Şu anda artık eve ekmek götürmek için elimizde geleni şu anda yapıyoruz, görüyorsunuz. Onun da bayramda İstanbul'da diğer kalanlar gibi hayalleri vardı. Ama o sıcağın altında kömür ateşinde çalışarak ekmek parasının peşine düştü. Hayat pahalılığı bu özel günlerde kendini daha çok hissettiriyor. Çalışan ve emeklilerin bu bayramda da yüzü gülmedi. Çalışanlar mecburiyetten çalışmak zorundayız derken emeklilerse bu bayramda boş boş gezeceğiz diyorlar. Sıkıntılı. Çalışana bayram biraz sıkıntılı. Bizim bu meslek gıda sektörü böyle maalesef. İzin yapamıyoruz. Hem işim dolayısıyla bir de kaçsam da zaten kaçamam. Ekonomi şartlar bunu çok kötü engelliyor. Kaçabilen 9 günlük bayramı fırsat bildi, İstanbul'u terk etti. Şu anda ekonominin durumu çok kötü olduğu için yani gidenler de çoğu zaten kredi kartıyla onunla bununla gidiyor yani. Tabii ben o borca girmek istemiyorum çünkü şu anda ne olacağını yarını göremiyoruz. Ama burada kalmak zorunda olanlar vardı ki çalışan ve emekliler. Nasıl geçiyor ilk gün? Vallahi gördüğünüz gibi ha böyle geçiyor işte. Çalışana bayram olmaz. Türkiye'de bayram yok. Çalışmasan zaten bittin yani. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçireceksiniz gününüzü? Böyle sokakta dolaşacağım. Ne yapacağım ki? Ataköy'e gideceğim, biraz dolaşacağım, ondan sonra evime gideceğim. Görüyorsun bayramı, çalışıyorum. Ya yapacak bir şey yok yani. Emekliyiz ama boş yani. Yani denklem basit ve net. Çalışan borç batağında, emeklininse gezecek parası bile yok. Fazla zam yapılmadı. O yüzden bir yere kaçamadık mı diyorsun? Yok maalesef. Nerede? Bir çanta dolusu para gerekiyor yani. 4 kişilik bir aile. Nereden baksanız 20 bin lira. Gitmek isteseniz bir yere, 3 günlüğüne bir yere gitseniz 20 bin lira. O da herkesin harcı değil. Ne bayramın ilk günü ne masanızda ne vardır diye, kahvaltı masasında ne vardır diye soruyorum ama artık kahvaltıya geçtik millet etli yemekler falan geliyor. Mesela Merzifon, Amasya değil mi Merzifon? Tabii Amasya Merzifon'da bayramlara özel geleneksel çömlekte keşkek bayram sabahı yemeğimizdir demiş. Umarım bir gün size de ikram etmek isteriz, nasip olur demiş. Murat Bardakçı göndermiş. Teşekkür ederim. Umarım bir gün mutlaka yeriz. Yeliz Hanım da şöyle demiş. Köfte sabah sabah. Makarna, mantar yemeği ve cacık. Sütlaç yapacağım. He akşama, akşamdan bahsediyor o. Akşamdan bahsediyor. İşte ne? Hayır canım, tarihçi Murat Bey değil ya. Şeydeyiz, Merzifon'da yaşayan yani Fatih Portakal'da 15-20 tane var Türkiye'de yani herkes yani lütfen yani. Peki. Şimdi bayramda tabii ki insanlar bir yerlere gittiler. Kimileri annesinin yanına gitti, kimisi tatil yerlerine gitti, kimisi şehirlerinde kaldı. Mesela İstanbul. İstanbul'da acaba nasıldı? Bayram nasıl olabilir? Ve tabii Ozan Kelleci çok batrak bir arkadaşımız bizim. Güzel de haberler yapıyor. İstanbulluların bir bayramını haberleştirmek istedim. Nasıl görüntülerle döndü. Kalabalık diyorlardı ama bugün bizim şansımıza birazcık daha şeydi, tenaydı, güzeldi. Güzel vakit geçiriyoruz.
Kimi mangal yaptı, kimi tarihi yarımadayı gezdi. İstanbul'un kalabalığı bayramda da eksik olmadı. Eminönü normal şartlarda olduğu gibi bayramda da hareketliydi. Bayramı İstanbul'da geçirenler tarihi yarımadaya akın etti. İstanbul hayatını şu an en güzel günlerini yaşıyor. Sakin, rahat. Bize güneşli bir havada tadını çıkarıyoruz. Ya bol ekmek yemeye geldik. Ya geziyoruz yani. İstanbullu İstanbul'da olmasa da şehrin misafirleri vardı. Kocaeli'nden geldim. Uzun zamandır fırsat kolluyordum İstanbul'u gezmek için. Biz İzmir'den geldik. Yani gezmeye geldik tatilde. Ankara'dan geliyoruz. Çocukları İstanbul'u görsün istedik. Tarihi yerleri görsünler, gezsinler, bilgi edinsinler. Gürültüden uzaklaşanlar da piknikteydi. Bayramımızı burada yapalım dedik. Tavukları da atmışsın. Evet, çok güzel. Tavuğum var, etim var, kuşbaşı. Öyle geldik ailecek bayramın ilk günü. Kalabalık mısınız? Yani 10 kişiyiz. Sofrasına et koyamayanlar da vardı. Bir kilo et alamıyoruz, bir tavuk alamıyoruz. Her şey pahalı. Mangal yapmıyor musunuz? Nerede yapalım ki? Çocukların hayrına işte bir şey aldığımı yapıyoruz. Yoksa bir şey yok. Mangalın olmazsa olmazı semaver keyfi. Burada çayımızı demleyeceğiz. Mangalımızı yapacağız ailecek. Sabah 7'den beri buradayız. Semaver ne zaman hazır olacak çayı? Çay hazır şu an. Semaver bende evet. Babalarım geziyorlar. Halay çekenler dahi vardı. Bu hangi yörenin oyunu? Sivas. Halayı halay. Evet. Sivaslık halay. Sivas'a gidemediniz ama burada yaşatıyorsunuz galiba. Nasıl buraya getirdik aynen. Hamakta sallananlar, top oynayanlar da pikniğin tadını çıkardı. Bayramda buradasınız. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiriyorsunuz? Valla çok güzel bir şekilde geçiriyoruz. Ailemizle geldik. Ormanda, yeşillikte güzel bir mangalımızı yapıyoruz. Voleybol, aktiviteler ufak tefek. Çok güzel bir mesaj var. Kim gönderdi bilmiyorum ama ismi de okuyamadım. Aramazsan arama demiş. Fatih abi mazlumu getirin bana yerine haritayı getirin bana diyor. Güzeldi. Peki gel yapay zeka. Yapay zeka hep diyorum ya tehlike içeriyor, tehlike içeriyor diye. Bakınız. Elon Musk ne dedi yapay zeka için? If my mind is different. Yapay zeka 2 yıl içinde insan aklını geçecek dedi. Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sesli asistanlar, otonom sürüş sistemleri, sağlık sektörü, müzik, medya sektörü derken hemen her alanda hayatımızda olan yapay zeka insan aklını geçebilir mi? Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk 2026 yılını işaret etti. Bu süreçte yapay zekanın en akıllı insandan daha akıllı olacağını savundu. Musk, yapay zekanın şimdiye kadar gördüğü en hızlı ilerleyen teknoloji olduğunu belirtti. Bunun bir sınırı yok dedi. Yapay zekanın ilk etkileri iyi görünse de nihai sonuçlarının korkunç olabileceğini söyledi ve uyardı. Eğer bir yapay zeka bu kadar güçlenirse insan ırkını yok edebilir. Ve anket, anket ve anketler ve cevaplar diyelim. Bayramda neredesiniz? %86 evdeyiz demiş. X'teki soruya bakalım. X'teki soru Devlet Bahçeli'nin kurduğu cümleyle ilgiliydi Meral Akşener hakkında. Meral Akşener'e gitme dedi. Partinin başında kal dedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? %37 kendi geleceği için ve diğeri de hemen aynı oranda %37.8 de Cumhur İttifakı için demiş. Kısa bir ara var. Bayram güzel mi güzel, mutluluğu müjdeler. Geliyor aydınlık günler, görüyorsun değil mi? İyi bayramlar Türkiye, iyi bayramlar. Çünkü bugün kutlanacak çok bayram var. Bu Ramazan bayramı yeni kavuşmaların, yeniden kavuşmaların da bayramı. Demokrasinin, ittifakın, hiçbir ayrım yapmadan bir olmanın bayramını da kutluyoruz bu bayram. Kırmızı! Kırmızı! En büyük Türkiye! En büyük Türkiye! Halkın iktidarının, değişimin, yarınlarımızın bayramını. Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazandı. Birlikte daha ne bayramlar yaşayacağız. Teşekkürler Türkiye, iyi bayramlar.
Bilenler bilir, bilmeyenler de bu bayram öğrenir. Bayram sofralarının olmazsa olmazı Bülent Börek'tir. Bülent Börek. Lezzeti âlâ Bülent Börek. Çankaya. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü her yönüyle anlamak için harika bir eser. Mustafa Kemal'i yanında bulunmuş, onun yaşadıklarını bizzat kendisinden dinlemiş, hatta birçoğuna şahit olmuş Falih Rıfkı Atay'ın kaleminden okuyacaksınız. Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ölümsüz eserin 1919 yılını kapsayan arşiv niteliğindeki albümü 13 Nisan Cumartesi günü Sözcü ile birlikte ücretsiz. Bayramın tatlı telaşı her yeri sarar. A101 ucuzluğu Türkiye'nin her yerinde sevenleriyle buluşur. A101 ile hep bir arada nice bayramlara. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Biz Didim'de evimizdeyiz demiş Zeynep Hanım. Peki siz yarın nerede olacaksınız? Yarın evet ben de bayram tatiline gidiyorum. Yarın Can Coşkun sizlerle olacak. Onu da hatırlatayım. Perşembe ve Cuma günü Can Coşkun sizlerle olacak. Şimdiden hatırlatmış olayım. Peki gündemden ne aklınızda kaldı? Bayramın birinci günü bir kez daha bayramımız mübarek olsun diyorum. Ramazan bayramınız. Tabii kimi ailelerde şehitliklere gitti. Evlatları oradaydı çünkü anneler, babalar, eşler, kardeşler. Orada şehitleri için dua ettiler. Aynı zamanda deprem bölgesinde kabristanlar da doldu. Ve önemli olan unutmamak, unutturmamak ve yaşadığımız bu felaketten bir ders çıkarabilmek. Çoğu zaman yapamadığımız bir olay. İsrail'le ticaret çok konuşulan bir konu. Jet yakıtı 50. madde özellikle. Ömer Bolat, Ticaret Bakanı, ona da bir açıklama getirdi. Ve bu dedi jetlerde, uçaklarda falan kullanılmıyor. Jet, yani savaş uçaklarında demek istiyor. Bu Türkiye'ye gelen uçaklar var diyor İsrail'den. İşte o ticari uçaklara biz jet yakıtı veriyoruz. O da ihraçmış gibi görünüyor diyor. Ben inanmadım tabii ki ona. Bilmiyorum sizler inanır mısınız, inanmaz mısınız? Çünkü soru işaretleri çok fazla kafamda. Bahçeli Akşener arasında acaba bir yakınlaşma olabilir mi? Zeytin dalı uzatıldı. Dedi ki Devlet Bahçeli Meral Hanım'a, gitme dedi. Partinin başında dur, hiçbir yere gitme. Ayrılma dedi. Tabii ne yapacak Meral Hanım, nasıl karar verecek bilmiyoruz. Bir de bunun üstüne üstlük. Erdoğan da Meral Hanım'ı aradı bugün. Tamamen belki de Meral Hanım havaya girmiş olabilir. Bilemiyorum. Ama siz olun İyi Partililer. Artık bir lider değişikliğine partinizi hazırlayın diyorum. Geldik. Şimşek, Mehmet Şimşek tabii ki ve vergilerin yeni vergiler arayışında, yeni fonlar arayışında, eğer kira sözleşmesi bildirimini yapmadıysanız gelin diyor, anlaşın diyor ve diyor bundan kurtulun, affına girin diyor. Ama siz affa girseniz de bile mutlaka bir cezasını bunun ödeyeceksiniz, onu hatırlatalım. Devletin paraya çok ihtiyacı var. Bayramdan sonra zamlara da hazırlıklı olun. Bizden sonra ne var? Öncesi ve sonrasıyla tam 3 saat boyunca Senem Tolga Ilgaz sizlerle birlikte olacak. Ben yokum yarından itibaren. Perşembe ve Cuma Can Coşkun sizlerle. Cumartesi, Pazar da Damla Doğan sizlerle olacak. Ben pazartesi Allah'tan bir mani gelmezse karşınızda olmaya çalışacağım tabii ki. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. İyi bayramlar diliyorum bir kez daha. Saygı ve sevgiyle kalınız.